programında yine sizi biraz tarihin derinliklerine götürmek istiyoruz. Neredeyiz? Bahçeşehir Koleji'nin 40 odalı denilen yer, okulun önüne geldik şu anda. Şunu belirtmek istiyorum. Kastamonu'da şahsım olarak beğendiğim iki tane çeşme var. Bütün çeşmeler güzel ama bir tanesi bu Bahçeşehir Koleji'nin önündeki çeşme, bir tanesi de bizim Kastamonu Valiliğimizin önündeki çeşme. İkisi de çok muazzam, çok güzel eserler. Ama bunun iki tane kolonu daha evvelki programda da söylediğimiz gibi maalesef şu anda yok. Burayı neden seçtik? Burası 1881 yılında inşa ediliyor. 1881 yılında inşası bitiyor. Ruhban Okulu olarak göreve başlıyor ama Ruhban Okulu'nun çok devam ettiği belirtilmiyor. 1912 yılında Balkan Savaşı ile birlikte hastane olarak kullanılıyor. Ondan sonrasını zaten dinleyeceğiz. Kimlerden dinleyeceğiz? Zafer Hocam var, Yusuf Hocam var. Daha önceki İngiliz esirleri anlatırken Honsalar Mahallesi'nde de biz bir üçlü grup olarak gezmiştik. Zafer Ağa Hocam Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi, Yusuf Sevinç Hocam da jeoloji mühendisi. Biz yine burayı kendilerinden dinleyeceğiz ama bir sizi ön bahçeye getirmek istiyorum. Okulun ön bahçesinde orada hem biraz sohbet ederiz hem de bir üçlü var orada. O üçlüyü söylemek istiyorum. Buyurun geçelim hocam. Bu özel kolejin şehre bakan tarafındayız şu anda. Neden buradan başlayalım istedik? Aslında çeşmenin oradan başladık da. Daha önceki programlarda söylediğim gibi göstermiştik. Burada bir kilise vardı. O kilise şu anda yok. İşte savaş zamanı zaten size Afer Hocam tekrar anlatır sizlere. Orası kilise. Burası Ruhban Okulu. Hemen şu sol tarafımda gördüğünüz eski binada da papazın kaldığı evmiş, papaz eviymiş orası da. Yani bu üçlü olduğu zaman etrafta daha çeşitli yerlerde olabilir, bilemiyorum. Bu sadece benim varsayımım ama Zafer Hocam bu çevreyle ilgili. Kastamonu şehir merkezinde hani Müslümanların, diğer Hristiyan vatandaşların, gayrimüslimlerin, Rumların, Ermenilerin yaşadığı bölgeler, iç içe yaşadığı bölgeler, bu bölgelerden birindeyiz şu an. Burada mahalle olarak zannedersem Hepkebirler ve şey oluyor, Ak Mescit geçiyor. Bir alt taraf Honsalar geçiyor. Şimdi burada mesela hani okul gösterdik. Okul 1881'de yapılmış. O dönemler Abdülhamit dönemi ve o dönemlerde de ülkede özellikle eğitim faaliyetleri ve imar faaliyetleri anlamında önemli dönemler. Aynı zamanda bu 19. yüzyıl yine hani şehirleşme ve modernleşme anlamında bir dönemler. Ciddi bir dönüşüm var. Şimdi buralarda bir, sizin de söylediğiniz gibi bir ruhban okulu var. Şurada aşağıda bir kilise varmış. Burada bir papazın evi var. Bir dini okul bura. Şimdi daha önceki programlarda da söylemiştik. Anadolu'da yaşayan Hristiyanların bir saklanma, bir sürekli kendilerini koruma gibi bir tasarrufta bulunduklarını. Bundan dolayı mesela yeraltı şehirleri, işte mağaraların kullanılması, yeraltı şehirleri, uzak böyle bölgeler, zor bölgelere daha çok hani şey yaptıklarını, yerleştiklerini veya buralara, işte mesela Doğu Karadeniz'e bakın, işte çok uzak bölgelerde, çok böyle yalçın, sivri işte tepelerde, böyle ıssız yerlerde böyle ibadethanelerin olduğunu biz biliyoruz hani. İşte bu saklanma ihtiyacı, işte mekanları böyle mesela gizli işte geçitleri, ne bileyim böyle alt mahzenleri vesaireyi kullanma ihtiyacı Hristiyanlarda yapılmış. Bundan dolayı da sizin de dediğiniz gibi bu bölgede de kilise, işte bir ruhban okulu ve bir papaz evi varken buralarda da bu tür şeylerin rahatlıkla olduğunu veya olabileceğini düşünüyoruz. Mesela İstanbul'da, şimdi İstanbul şehrinin altı da bu şekildedir. Mesela İstanbul şehrinin altında da işte büyük bir şehir olduğu söylenir. Bilenler gene bilir. Ama Türkler mesela Osmanlı döneminde Türkler özellikle hani bu yer altını kullanmak, bu yer altından faydalanmak, bu tür şeylere çok fazla hani ihtiyaç duymamışlar. Bunlar Türkler
Selçuklar döneminde biraz önemsiz kalmış, ikinci planda kalmış ama Hristiyanların bu gelenekleri, bu alışkanlıkları hep var. Gizli geçitler, işte mahzenler, bunları kullanma, depolar vesaire, bunlar hep var. Yani burada da olabilir tabii ki ama dediğim gibi hani biz Türkler veya Müslümanlar bunlara çok ihtiyaç duymadığımız için daha sonradan da bunları bakalım, edelim, araştıralım. Hani çok önemsememiş gibi ama burada da rahatlıkla olabilir yani, vardır diye düşünüyorum. Şimdi böyle eski programlar yaparken çok mutlu oluyorum. Yani eskiye dair programlar yaparken çok mutlu oluyorum ben. Onun için de hocam yeraltında bir şeyler olabilir dedi. Yer altında bir şeyler olabilince hemen sol tarafımdan sağ tarafımdan mikrofonu alıyorum. Yusuf Sevinç hocama bir jeoloji mühendisi olarak olabilir mi hocam? Şimdi bizim meslekte hoca ders verirken yani ilk benim hiç unutmadığım şeylerden bir tanesi, işte bir yere girdiğinizde bir köye falan bahçe duvarlarına bakın. Orada kullanılan taşlar size oranın jeolojisi hakkında bütün bilgiyi verir diye. Ama şimdi burada görüyoruz, burada da arkeolojik açıdan da bir şeyler verebilir. Tabii bu benim uzmanlık alanım değil. Yani bir arkeologun burada gelip buralarda o yönde bakıp değerlendirme yapması daha iyi olur. Onun üzerine şimdi yaklaşık olarak... Zemin olarak baktığımızda şimdi buraya yaklaşık kuş uçuşu 500 metre 600 metre civarında hemen öbür tarafımızda kale var. Yani Kastamonu Kalesi var. Kastamonu Kalesi'nde kullanılan malzemeler. Ondan sonra hemen yani bizim daha önceki işte Zafer Hoca'dan öğrendiğimiz kadarıyla bu kalenin etrafında bu tarafa doğru Rumların çoğunluklu yerleşik olduğunu ama hangi tarihte geldiklerini tabi bilemiyoruz. Kendisi o daha iyi şey yapabilir, yorumlayabilir. İşte Ermenilerin olduğunu görüyoruz. Yerleştiğini biliyoruz bunların. Şimdi Zafer Hocamın da dediği gibi bu kum taşlarının özelliği şu, çok kolay kesilebiliyorlar. Ve işte eski binaların buraya geldiğiniz zaman görürsünüz, eski binaların tabanlarında çoğu yerde bu kısımda bu bölgede görürsünüz o taşları. İşlemesi kolay, kesmesi kolay, çıkartması kolay. Artı bir de bunu kesip aldığınız yerin göçmesi de zor. Dolayısıyla yerin altında yapılan bir işlem oradan çıkacak malzemelerle hem duvar taşını yapıp hem de altta bir şeyler yapma ihtimalleri var. Ben naçizane şunu önerebilirim. Bu bölgede eğer tabii belediyenin bu konuyla ilgili, turizmle ilgili bir takım planları varsa belki bir iki arkeolog arkadaş gelebilir veya burada bir jeofizikle ilgili bir çalışma yapılabilir. Bu bölgenin dar bir alanda alt kesimlerinde bir takım boşluklar var mı yok mu bunları görebilir. Bunun ben Kastamonu turizmine çok faydalı olacağını düşünüyorum. Artı buradaki yerleşime tarihçi gözüyle de bakarsanız çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz Zafer evet. Hocam? Çünkü Hristiyanların saklanmasından bahsetmişti Zafer Hocam. Evet. İşte bakarsanız yeraltı şehirlerine işte Göreme'ye bilmem ne, tabi burada öyle bir şey beklemiyoruz. O ayrı bir konu. Onu özellikle belirtelim. Göreme'ye bakarsanız işte Zafer Hocam'ın dediği gibi Doğu Karadeniz'e gidip bakarsanız oradaki manastırlar işlemesi kolay, kesimi kolay, taş olan yerlerde ulaşımı zor, savunması kolay olan yerlerde zaten yerleşimlerini yapıyorlar. Çok iyiler. İyi olduklarını biliyoruz. Ve yeraltı şehirleri de yapıyorlar. Yine saklanmak için, hayvanlarını saklamak için, erzaklarını saklamak için başka amaçlarla veya işte kullanabiliyorlar bu tip yerleri. Kanımca burada da öyle bir çalışma yapılması çok faydalı olur diye düşünüyorum. Zemin olarak, jeoloji olarak zaten söyleyeceğim şey bu. Bir de eski insanlar hiçbir zaman düzlük yerlere yerleşmemişlerdir. Hep böyle yama tepe yerlere yerleşmişlerdir. Kaleleri de o tepenin en tepesindedir. Niye? Savunması kolay, zemini sağlam. Çünkü deprem tecrübelerini görmüşlerdir. Düzlük yerlerde yıkımların olduğunu görmüşlerdir. Zemini sağlam olan yerlerde ve savunması kolay olan yerlerde yerleşimlerini yapıp düzlük olan arazileri genelde tarım için kullanmışlardır. Mantıklısı da odur. Bugün de aynı şeyin yapılması lazım normalde. Ve sonuç olarak kale, Bahçeşehir Koleji, buradaki kilise bu hattın, bu bölgenin özellikle bu aradaki şu işte 600 metre 600 metrelik bir alanın bence arkeolojik açıdan da bir değerlendirilip üstüyle beraber altına da bir bakılmasında fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar çok maliyetli şeyler değil. Kastamonu için böyle şeyler yapılabilir. Ben de burada bir şey ekleyeyim. Buyurun. Tarım deyince aklıma geldi. Yani dediği gibi hani yama, yüksek yerlere yerleşilmiş dedi. Evet. Ve araziler yani düz araziler özellikle mesela şimdi aşağıda bir çay geçiyor biliyorsunuz. Buralar daha çok tarım arazisi dedik. Doğru çünkü biz bu İngilizlerin hatıratlarında da bunları çok net olarak görüyoruz. Şimdi Ilgaz tarafından şehre doğru gelirken bu dere boyu bu şehre doğru ilerlerken o dere boyu dediğimiz zeminin tamamen meyve bahçeleriyle
ve tarım arazileriyle dolu olduğunu, biraz bakımsız olduğunu, savaş dönemiydi, yani dediğimiz tarih 1916-1917, biraz bakımsız olduğunu belirtmişler ama bu da gayet normal. Ancak zenginlik açısından, hani meyve bahçelerinin zenginlik açısından, tarım faaliyeti açısından oldukça detaylı bir şekilde anlatmışlar. Hatta zaman zaman işte kamp komutanıyla ilişkilerin iyi olduğu dönemlerde bir takım izinler aldıklarında ve bunlarla ilgili bazı çizimler yaptığında gene bu çizimler Kastamonu'yu gösterir. Mesela o dere boyunda yapılan o tarım faaliyetini net bir şekilde çizme yansıtmışlar. Yani dediğimiz gibi bu bölgeler, bu yama dediğimiz bölgeler yerleşim yeri iken alt bölge, özellikle bu aşağıya geçen dere boyu ve devamında bütün arazi tarım arazisi olarak kullanılmış ki o da dediğimiz gibi bu 1916-1917'de burada esir olan İngilizlerin hatıratlarında net olarak kendisini gösteriyor. Esas bu özel kolejin olduğu yer Kırk Odalı diye de geçiyor. Ama Kırk Odalı geçen önceki programlarımızda da sizlere gösterdik. Başka bir bina Kırk Odalı. Orası da şu anda yok. O ahşap bina da yok. Yerine başka bir bina yapılmış. Biz içeriye girelim. Biraz orada sohbetimize devam edelim. ...1881 yılında yapılan binanın şimdi en üst katındayız. Bir kat daha var herhalde Zafer Hocam, yoksa diğer en üst katında. Burası en üst kat, diğer tarafta bir ayrı bir kat var da o buradan bir altta kalıyor. Sanki iki şey gibi, iki parça gibi, iki bölüm gibi bina. O diğer tarafta kalıyor, şu an en üst kattayız. Bu tarafın en üst katındayız. Bu tarafın en üst katı, zaten diğer tarafta bunun şeyi yok. Aynı hizada olan kat yok, burada bir kat daha fazla var gibi. Şimdi... İlk yapılışı ruhban okulu olarak yapılıyor ama evet, çok işlevi olmuyor zannedersem. Hı-hı. Okuduğum kaynaklardan öyle bilgi edindim. Sonra karakol, hastane, hatta bir ara Abdülhak Hamit İlkokul olarak burada öğrenciler öğretim görmüşler. Epey bir süre atıl kalmış. Evet, ondan sonra da atıl kaldıktan sonra restorasyonu yapılıyor ve şu anda bina öğretime açık bir şekilde öğrencilerini kabul ediyor. Şimdi tarihe geri dönersek hocam, bu bina ile ilgili ve çevre ile ilgili neler anlatabiliriz? 1916-1917'de Kutulamar'da Türklere esir olan İngiliz subayların geldikleri yerlerden biri Kastamonu, bunu söylemiştik. Kastamonu'da iki yere yerleştiriyorlar, bir tanesi bu bina. Yani bu Ruhban Okulu veya işte Rum Okulu, Rumların kullandığı okul olarak bilinen bu bina. Şimdi burada bizim de gördüğümüz kadarıyla 7 büyük sınıfı var. Zannedersem burası şu an bulunduğumuz yer en büyük sınıf gördüklerimiz için de. Çizimlerden de anladığımız kadarıyla burayı yemek salonu olarak kullanıyorlar esirler. Yaklaşık 70-80 subayın kaldığını 1916-1917 döneminde ikamet ettiğini burada biliyoruz yaklaşık olarak. Buradaki diğer büyük sınıfları, şu an sınıf olarak kullanılan büyük salonları yatakhane olarak kullandıklarını düşünüyorum. Bu aşağıya, yani şehre bakan, aşağıya doğru bakan ve bugün Honsalar Camii'ni gören, şuradan da görünüyor zaten, burayı yemek salonu olarak kullanıyorlar, yemekhane olarak kullanıyorlar, yemek yedikleri yer olarak kullanıyorlar. Buranın içini gösteren çizimler söz konusu. Özellikle yemek yedikleri yerle ilgili. Binayı da biz baktığımız kadarıyla zaten çeşitli amaçlarla kullanılacak pek çok ayrı bölme, işte küçük yerler vesaire söz konusu.
Tabii burada sayı çok fazla olduğu için bir dönem buraya sığmadıklarını, etraftaki bazı evlerde ikamet olarak kullandıklarını yine belirtiyorlar. Mesela bu şu an aşağıya doğru bakan bu pencerelerden işte Kastamonu manzarasını gösteren çizimleri de söz konusu. İşte bunu da nereden öğreniyoruz? O zaman kaçak olarak çıkardıkları bir gazete var. Oradan öğreniyoruz. Bu gazete tabii kendileri tarafından daha sonra götürülüyor. Bunlar da elle çıkartılan. Biraz mizahi amaçlarla çıkartılıyor. Fakat ciddi şeylerinde yine ciddi makalelerin veya ciddi yazılarında yazıldığı bir gazete. Hatta işte yetkililerin burada gazeteyi tespit edemediklerini veya işte yakalayamadıklarını vesaire bir belirtiyor. Ve bu yazan kişi bir İngiliz subay buradan giderken de bunu götürüyor. Burada bir firar olayı var. Firar olayını gerçekleştirenler diğer alt tarafta kalan subaylardan, genç subaylardan. Konsalar maalesef. Konsalardan, asulardan. Ondan sonra burada kapanacaktır. Buradakiler Çankırı'ya, ondan sonra diğer kamplara gidiyorlar. Ve zaten 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandığında ülkelerine geri dönüyorlar. Bazıları işgal döneminde İstanbul'a tekrar gelmeleri söz konusu. Burada gazeteyi çıkaran subay İstanbul'a tekrar geliyor işgal döneminde. Bunun dışında bir de yine işgal döneminde İngilizlere burada bir yemek verildiğini buradaki yerel gazetelerden öğreniyoruz. Mustafa hocamız bunlarla ilgili Mustafa Eski hocamız o dönemlere ait buradaki Rum ve Ermeni vatandaşlarımız faaliyetleriyle ilgili gazeteleri taramış ve bunlarla çıkan ilgili haberleri, bir kitap haline getiriyor. Orada da şundan bahsediyor gene. Kurtuluş Savaşı dönemi, işgal döneminde İngilizlere burada bir yemek veriliyor. Bu da neye istinaden? Savaş döneminde burada hayatını kaybetmiş, vefat etmiş ve burada defnedilmiş İngilizlere istinaden burada bir yemek verilmiş. Onlarla ilgili bu yakınlarda olan bir Rum mezarlığında defnedildiğini, bunun için devletin resmi bir tören düzenlediğini daha önce söylemiştik. İşte daha sonra da buna istinaden burada yine bir yemek verilmesi söz konusu olacaktır. Hatta o dönemde 4 kamp komutanı var. Bunlardan bir tanesiyle ilişkileri çok iyi. O dönemde aldıkları izinlerle etrafta gezintiler, araştırmalar vesaire, işte çizimler vesaire yapabilmişler. İşte yabancı dil bildiği için onunla iyi ilişkiler kurmuşlar. Hatta daha sonra İngilizler olumlu konuştukları için İngilizler tarafından işte o subayın da daha sonradan böyle bir onura edilmesiyle ilgili bir bilgi de var bununla ilgili olarak. Hocam şimdi bizim tahmin ediyorum 4. programımız bu. Hem gezgin gözüyle evet. İngiliz esirleri işledik, hem turizm ve biz de bu yine İngiliz esirlerini Kastamonu'da kalan subaylar, üstelik bu esirler, onları sizlerden öğrendik. Siz bu konuda tez mi yapıyorsunuz? O mu esas konumuz, Kastamonu'da kalan İngiliz esirler mi? Bizim tezimiz birazcık Kastamonu ve Birinci Dünya Savaşı ile ilgili, Kastamonu vilayeti ile ilgili bir çerçevede başlamıştık. Sonra konu bir savaşta Kutülamer'de esir olup Türkiye'ye getirilen ve Kastamonu'ya yerleştirilen İngiliz subaylara kadar geldi. Bizim tezimiz de o dönemce yaptığımız çalışmada buraya getirilen subaylarla ilgili buraya gelen. Onu da o zaman da şunu söylemiştik. Kutülamer'de Türkleri esir olan İngiliz subaylarının neredeyse yarısı buraya geliyor. Sadece yarısı buraya geliyor. Bu anlamda o sürecin de önemli olduğunu bu anlamda belirtmiştik. Bunda inşallah bu çalışmayı da inşallah daha sonra geliştirmeyi düşünüyoruz bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Söylemiş olduğum gibi biz Zafer Hocam'la ve Yusuf Bey'le daha önce bu programları yaptık. İzlemek istiyorsanız hem turizm ve biz programında hem de gezgin gözüyle programında bu
İngiliz esirler konusunu bulabilirsiniz. Şimdi Sayın Yusuf Sevinç Bey'e dönmek istiyorum. Döndüğüm anda da o bana madeni soracak zannetti de maden sormayacağım. Siz Kastamonu değilsiniz. Dışarıdan baktığınız zaman Kastamonu'yu nasıl görüyorsunuz? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Onu o ilk yaptığımız Honsalar'da yaptığımız programda da bir nebze olarak bahsetmiştim evet. Ben. Açıkçası Kastamonu'ya gelip de burayı gezdiğim zaman dışarıdan birisi olarak ben hayran oldum. Yaklaşık 7-8 sene önce. Hatta ondan önce bir 15 sene önce de gelip bir kısa bir dolaşmıştım ben buraları. O zaman tabii daha çok hoşuma gitmişti aslında. Zaman geçtikçe Kastamonu'nun yani bir yandan yıpranan yüzünü görüyoruz. Yenilenmesi gereken, düzeltilen yerleri. Bir yandan bazı çalışmalar var. Evet, bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bir takım restorasyonlar yapılmaya çalışılıyor ama bunların bir plan dahilinde yapıldığını göremiyorum. Kastamonu maalesef hak ettiği yerde değil. Gerek havası, gerek yerleşimi, gerek tarihi, gerek turizm açısından, gerek sanayi açısından hak ettiği yerde değil şu anda. Bu yönde bakarsam yapılacak aslında çok şey var Kastamonu için. Bunu tabii hiçbir şekilde farklı görüşlerdeki herkesin bir araya gelip bu konuya el vermesi gerektiğini düşünüyorum. İşte bazen aşağıda az önce de işte size söylediğim gibi farklı fikirlerle yaklaşmaya çalışıyorum. İşte bir arkeolojik değerlendirme yapılması lazım burayla ilgili. Öyle bir çalışma var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Belki de yapılmıştır ama farklı bir gözle tekrar bir bakılması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef yıkılan evlerin haberlerini duyuyoruz. Evet yıkılıyor, gerçekten sakıncalı onlar. Sıkıntılı bir durumdalar. Ya gönül ister ki onların orijinal hallerinin tekrar yerine inşa edilebilmesi veya daha uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi. Nereden bileyim yani insan üzülmez, potansiyeli yoktur şehrin, herhangi bir potansiyeli yoktur. Dersin ki burası böyledir kardeşim, burası bu kadar olur ama Kastamonu'nun öyle bir potansiyeli var ki o potansiyel varken bunu değerlendirmemek, böyle üzerine gitmemek, planlarla ileriye dönük hamleler yapmamak işte bu şey yapıyor. Bariz bir şekilde görünüyor. Dışarıdan gelen birisi olarak görüyorum. Görüyorum. Geç mi kalındı? Yok. Hala bir şeyler yapılabilir. Tekrar bir canlanma gelebilir. Ama işte niyetler önemli. İstek önemli. Bu şehri sevmek önemli. Ve biz de artık kısmen Kastamonlu olduk. Evet, evet. Yani bunu isteyip bu yolda mücadele etmek gerekiyor. Biz mücadele edeceğiz. Dinleyen insanlar, bu konuda yetkin olabilecek olan kişiler de bunu değerlendirip ona göre bir takım eylemlere geçerlerse ben Kastamonu'nun ileride çok daha farklı şekillerde tanınabileceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü olağanüstü bir kıyısı var. Yani Gideres Koyu var mesela atıyorum. İşte burada bir tarihi var. Evleri var. Harika insanları var. Çok iyi niyetli, misafirperver insanları var. Tarım için çok müsait aslında. Ve doğa turizmi için de çok uygun bir şehir. Türkiye'de böyle bir şehir yoktur yani benim bildiğim. Siz daha iyi biliyorsunuz o konuyu ama benim gördüğüm kadarıyla ben 20 senede Türkiye'nin tamamını hemen hemen dolaştım. Bu şehrin bu şekilde olması potansiyeli olduğu için bana şey geliyor. Potansiyeli var ama o potansiyeli var ama o potansiyel değerlendirilemiyor. Çünkü üzülüyoruz. O yönde bir planlı bir gelişim yok. Olmuyor yani. Benim gördüğüm yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yusuf Sevinç, jeoloji mühendisi, Zafer A. Hocam, Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi. Bu sınıfta neden yaptık bu konuşmayı? Şu arkamızdaki tahtayı göstermek istedim. Yeni nesil tahta diyeyim ben bunu. Aslında şimdi bilgisayarlar falan var da hemen bunun altında bir yer var. Normalde bu tahtada eğitim öğretim yapılıyormuş ama üstüne zannedersem bu boya yapılmış, o gitmiş siyah da olabilir, burası başka renk de olabilir bilmiyorum ama esas bu tahtanın altında kalan burada eğitim veriliyormuş. Biz sokaklara devam edelim. Şimdi biz Bahçeşehir Koleji'ndeki çekimimizi bitirdik. Dışarıya çıkacağız, sokaklara geri döneceğiz ancak Bahçeşehir Koleji yetkilileri bu çekimi yapmamıza izin verdikleri için öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Hocam sizi tanıyalım ve şu andaki durumunu siz de bize bir anlatır mısınız? Tabii ki. Öğrenciler var. Tabii ki. Ben okul müdürü İsmail Bakmaz. Şu anda okulumuz Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi olarak devam ediyor. 2 senedir. Daha öncesinde 2007 yılında anaokul olarak açıldı burası. 7 öğrenciyle açıldı.
2007 yılından beri şu ana kadar devam ediyor. Şu anda 76 tane öğrencimiz var burada şu anda. Anadolu Lisesi olarak devam ediyoruz. Anadolu Lisesi evet, olarak Anadolu. Devam ediyoruz. İlkokul, ortaokul kısmı başka bir yerde şu anda. Burada devam ediyordu 2007 yılında. Kuzeykent'teki kampüse taşındı onlar. Kaç öğrenci var demiştiniz hocam? Şu anda Anadolu Lisesi'nde 76 öğrencimiz var. Evet, 76 öğrencimiz var. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Tekrar ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir amaç için kullandığınız sağ olun hocam. Çok, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İnşallah tekrar görüşürüz. Biz sokaklara çıkıyoruz. Şimdi Bahçeşehir Koleji'nden çıktık. Hemen İnci Tepesi'nin altına geldik. O seyrangah denilen yer İnci Tepesi. Kastamonu Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi. Burası verdikleri izin için de tekrar teşekkür ediyorum. En azından bu İngiliz esirlerle ilgili biraz daha bilgi edinmiş olduk. Tarihte neler oldu onları görmüş olduk. Bir başka Gezgin Gözüyle programında yine birlikte olabilmek umudu ve dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın, kendinize iyi bakın. Ama bu programların devam etmesini istiyorsanız YouTube'dan beğen butonuna basmayı unutmayın.